Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgeli Siller kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için ve yorum bıraktığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bilgi taraması ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Zoom derslerime katılmak, çalışma kitabı ve deneme PDF desteğinden yararlanmak isterseniz Katıl butonuna tıklayarak 6 farklı seçenekle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine destek verebilirsiniz değerli arkadaşlar. Eğitime destek gruplarımdan herhangi birine üye olduğunuzda PDF paylaşımı yapılmaktadır değerli arkadaşlar. Eğitime destek gruplarımdan herhangi birine üye olduğunuzda açıklamalar kısmında yer alan WhatsApp linkime tıklayarak grubumuza gelebilirsiniz değerli arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığı olarak abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Soru 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Tedarikçi, B. İstekli, C. Yapım Müteahhidi, D. Hizmet Sunucu, E. Yüklenici. Birinci sorunun doğru cevabı E seçeneğidir, yüklenicidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli yüklenici olarak ifade edilir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda geçen temel ilkelerden biri değildir? A. İdareler saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. B. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. C. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünebilir. D. Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. E. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İkinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünebilir ifadesi yanlış bilgidir değerli arkadaşlar. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Değerli arkadaşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda geçen temel ilkelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekler arasında ihale usulü temel usullerdir. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. İdareler saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Soru 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale komisyonu en az kaç kişiden oluşur? A3, B5, C7, D9, E10. Üçüncü sorunun doğru cevabı B seçeneğidir, 5'tir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale komisyonu en az 5 kişiden oluşur. Soru 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre İhale komisyonu çalışmaları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Komisyon kararları salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. B. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. C. Kararlarda çekimser kalınamaz. D. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlardan sorumludur. E. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Dördüncü sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Komisyon kararları salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ifadesi
yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Komisyon kararları SALT çoğunlukla almaz, çoğunlukla alır değerli arkadaşlar. Buradaki SALT ifadesi seçeneği yanlış yapmıştır. Komisyon kararları çoğunlukla alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale komisyonu çalışmalarıyla ilgili olarak ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır değerli arkadaşlar. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlardan sorumludur. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Soru 5. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale işlem dosyasında yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri bulunur? 1. İhale dokümanı. 2. İlan metinleri. 3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi ve 2. Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli. 4. İhale komisyonu tutanak ve kararları. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. 5. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 1, 2, 3 ve 4. Değerli arkadaşlar, 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale işlem dosyasında ihale dokümanı bulunur, ilan metinleri bulunur, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve 2, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli bulunur, ihale komisyonu tutanak ve kararları bulunur. Soru 6. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre isteklilerin ihale dışı bırakılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. B. İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. C. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. D. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. E. İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. 6. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen ifadesi isteklerin ihale dışı bırakılması ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre isteklilerin ihale dışı bırakılması ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan kişiler ihale dışı bırakılır. İflas ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan kişiler ihale dışı bırakılır. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan kişiler ihale dışı bırakılır. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, bakın şurası önemli, 3 yıl içinde diyordu soruda. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler ihale dışı bırakılır. Seçenekte 3 yıl içinde dediği için değerli arkadaşlar B seçeneği yanlıştır. İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslek ve faaliyetinden men edilmiş olan, ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen, bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veya sahte belge verdiği tespit edilen, ihaleye katılamayacağı halde ihaleye katılan, yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilen istekler ihale dışı bırakılır. Soru 7. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit
veya bu değerleri aşan belli istekler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kaç gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. A 15 gün, B 30 gün, C 40 gün, D 60 gün, E 90 gün. 7. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 40 gündür. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. Soru 8. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ön ilanda yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin bulunması zorunludur? 1. İdarenin internet adresi. 2. İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar. 3. Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı. 4. İhalenin yapılacağı yer. 5. İhale ilanının yılın hangi yarısında yayımlanacağı. A 1 ve 2, B 1, 2 ve 4, C 3, 4 ve 5, D 2, 3 ve 4, E 1, 2, 3, 4 ve 5. 8. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 2, 3 ve 4 doğru cevaptır. Değerli arkadaşlar, ihalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı ve ihalenin yapılacağı yer 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ön ilanda bulunması zorunludur. Ön ilanda belirtilmesi zorunlu olan hususlardan bahsetmek istiyorum. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar. Yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı, çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı, ihalenin yapılacağı yer, ihale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı bilgilerinin bulunması gerekir. Soru 9. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamaktadır? 1. Açık ihale usulü. 2. Belli istekler arasında ihale usulü. 3. Doğrudan temin usulü. 4. Pazarlık usulü. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D yalnız 4, E 3 ve 4. 9. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yalnız 3'tür. Doğrudan temin usulü 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamaktadır. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre açık ihale usulü, belli istekler arasında ihale usulü, pazarlık usulü, ihale usulleri arasında sayılmaktadır. Soru 10. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılacak ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir? A. Belli istekler arasında ihale usulü. B. Açık ihale usulü. C. Pazarlık usulü. D. Doğrudan temin usulü. E. Gizli ihale usulü. 10. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Belli istekler arasında ihale usulüdür. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılacak ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü belli istekler arasında ihale usulüdür. Soru 11. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yukarıdaki sayılan durumlarda hangi ihale usulü uygulanmaktadır? 1. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 2. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 3. İhalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. 4. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
A. Belli istekler arasında ihale usulü. B. Açık ihale usulü. C. Pazarlık usulü. D. Doğrudan temin usulü. E. Gizli ihale usulü. 11. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Pazarlık usulüdür. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre doğal afetler, yangın, doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, yine savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, ihalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumlarında pazarlık usulü, ihale usulü kullanılmaktadır. Pazarlık usulü, ihale usulü uygulanmaktadır gibi durumlarda, netlikte belirlenememesi gibi durumlarda pazarlık usulü, ihale usulü uygulanmaktadır. Soru 12. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre hangi ihale ilanlarında bulunması? Soru 12. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre hangisi ihale ilanlarında bulunması zorunlu değildir? A. İhale yapılacak mal ya da hizmetin yaklaşık maliyeti. B. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. A. İhale yapılacak mal ya da hizmetin yaklaşık maliyeti. B. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. C. İhale konusu, işe başlama ve işi bitirme tarihi. D. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. E. Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. 12. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. İhale yapılacak mal ya da hizmetin yaklaşık maliyetidir. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale ilanlarında bulunması zorunlu hallerden değildir değerli arkadaşlar. İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlardan bahsetmek istiyorum. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, ihalenin adı, niteliği, türü, miktarı, mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. İhale konusu, işe başlama ve işi bitirme tarihi, uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, ihalenin sadece yerli isteklere açık olup olmadığı ve yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, ihalenin tekliflerinin ihale saatine kadar nereye verileceği, teklif ve sözleşme türü, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği, tekliflerin geçerlilik süresi, İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği gibi hususlar ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlardır. Soru 13. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihalelerde ne kadar tutarda geçici teminat alınır? A. Teklif edilen bedelin %2'sinden az olmamak üzere. B. Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere. C. Teklif edilen bedelin %5'inden az olmamak üzere. D. Teklif edilen bedelin %6'sından az olmamak üzere. E. Teklif edilen bedelin %10'undan az olmamak üzere. 13. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihalelerde teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır. Soru 14. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
yabancı istekler için bu süreye nokta nokta ilave edilir ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A 5 gün, B 7 gün, C 10 gün, D 12 gün, E 15 gün. 14. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 12 gündür. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edilir. Soru 15. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri kamu ihale kurumunu oluşturan birimlerdendir? 1. Kamu ihale kurulu. 2. Başkanlık. 3. Hizmet birimleri. 4. İhale birimi. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 3 ve 4, D 1, 2 ve 3, E 1, 2, 3 ve 4. 15. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurulu, başkanlık, hizmet birimleri kamu ihale kurumunu oluşturan birimlerdendir. Soru 16. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurulu kaç üyeden oluşur? A 3, B 5, C 7, D 9, E 11. 16. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 16. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 9'dur. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurulu 9 üyeden oluşur. Soru 17. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurulu üyeleri nasıl atanmaktadır? A. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanırlar. B. Maliye Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanırlar. C. Kamu ihale kurumunun teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından atanırlar. D. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine kamu ihale kurumu tarafından atanırlar. E. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanırlar. 17. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanırlar. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurulu üyeleri Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanmaktadır. Soru 18. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurul üyeliğine atanacak kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında en az kaç yıl hizmetinin bulunması gerekir? A 5, B 7, C 10, D 12, E 15. 18. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 12'dir. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurulu üyeliğine atanacak kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında en az 12 yıl hizmetinin bulunması gerekir. Soru 19. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurul üyelerinden bir takvim yılında kaç toplantıya katılmayan üyelikten çekilmiş sayılır? A 3, B 5, C 7, D 9, E 11. 19. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir, 7'dir. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurul üyelerinden bir takvim yılında 7 toplantıya katılmayan üye üyelikten çekilmiş sayılır. Soru 20. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurumu itirazen şikayete ilişkin nihai kararını incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen kaç gün içinde vermek zorundadır? A 3, B 5, C 10, D 15, E 20. 20. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir, 20'dir. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre kamu ihale kurumu itirazen şikayete ilişkin nihai kararını incelenen ihaleye ilişkin bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen 20 gün içinde vermek zorundadır.
Değerli arkadaşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bilgi taraması burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.